gıdalarımızın işlerini biz memleketimiz olan Bosna'dan getiriyoruz. Tereyağla ve kemik suyuyla yapıyoruz. Siz de evinizde bunu yapabilirsiniz. Gayet güzel bir lavlantı. Malzemelerimiz burada. Evet, hemen hemen bir yarım saat önce ıslamış olduğumuz pirinçlerimiz. Pirinçlerimiz bizim Tosya'nın pirincidir. Oradan getiriyoruz ve tereyağımız. Malzeme zaten az. Ve kaynamakta olan kemik suyumuz da var. Onu da yaparken çekeceğiz tekrar. Evet, biraz tereyağı. Evet, tereyağımızı eritiyoruz şu anda. Görüyorsunuz. Ve pilavda çok önemli olan hususlardan birisi de kemik suyu. Görüyorsunuz. Kemik suyumuz burada kaynıyor. Bizim hemen hemen çoğu yemeğimizde kemik suyu olur. Yani tereyağımızın en başında kemik suyu her zaman kaynıyor. Bulyon, tavuk bulyon, et bulyon. Bunlar kesinlikle tavsiye etmiyorum. Böyle kemik suyu. Kesinlikle hem sağlık için hem de yemeğin güzel olması için önemli. Evet, pilavımızı alıyoruz. Önceden ıslatalımız, pirinçlerimiz. Kavuruyoruz işlerimizi. Böyle sevgiliden kaya kaya gidene kadar kavuruyoruz. Geçiyor. Yani yaklaştı şu anda. Bastırdı. Sevgili takipçilerimiz, pirincimizin kavrulma seviyesi gayet 10 numara oldu. Artık kevgir de durmuyor bile. Kayıp kayıp gidiyorlar. Görüyorsunuz. Evet, şimdi tuzunu vereceğiz. Sonra da suyunu vereceğiz. Tuzunu veriyorum. Kemik suyumuz gördüğünüz gibi bembeyaz. Suyunu çekti. Altını kapattım. Bir dinlenmeye bıraktınız. Bir 20-25 dakika dinlensin. Evet. Pilavımızı açıyoruz. Evet. Boncuk terlemiş. Bismillah.
bunu karıştırdıktan sonra bir 5-10 dakika daha dinlenmesi gerekiyor. Pilavımızın dinlenmesi de tamamlandı. Pilavımız hazır. Görüyorsunuz. Tel tel. Mis gibi tereyağı kokuyor. Pirinç ve tereyağının karışık kokusu geliyor mis gibi. Afiyet olsun yapanlara, yiyenlere. Yapmak istemeye yorulanları da dükkanımıza bekliyoruz. Bu pilavımız haftanın 6 günü her gün çıkıyor. İyi günler diliyorum.